can dostlarım, ben Cem Kervan. Bu hafta İdam adlı bir uzun hava okumak istiyorum size. Bu arada söyleyeyim, çatıda bazı işler, tamirat. O sesleri davul sesi olarak kabul edin. Evet, İdam. Zinada yakalanan kadının öyküsü bu. Onun ağzıyla söylüyorum. Yani o kendisi anlatıyor. Kendi öyküsünü anlatıyor. Okuyorum. Bu İncil-i Şerif'in Yuhanna suresinden. İsa Zeytin Dağı'na döndü. Ama ertesi sabah erkenden her zamanki gibi yine Mescid-i Aksa'daydı. Çok geçmeden cemaat toplandı. İsa oturup öğretmeye başladı. Öğretirken şeriat hocaları ve ferisiler zina ederken yakalanan bir kadını getirdiler. Onu orta yere çıkardılar. İsa'ya, "Pir, bu kadın tam zina ederken suçüstü yakalandı." dediler ve sordu. Musa, Tevrat'ta böylelerini rejim ederek idam edin diye buyurdu. Sen ne diyorsun? Bu soruyla İsa'yı suçlayabilecekleri, ona karşı kullanabilecekleri bir söz söyleterek tuzağa düşürmeye çalışıyorlardı. Ama İsa çömeldi ve yerdeki toz toprağa parmağıyla bir şeyler yazmaya başladı. Yahudi önderler ısrarla aynı soruyu tekrarlayıp durarak bir cevap talep ettiler. Nihayet İsa tekrar ayağa kalkıp, "Tamam, fakat ilk taşı hayatında hiç günah işlememiş biri atsın," diye söyledi. Sonra yine çömeldi, toz toprağa bir şeyler yazmaya devam etti. Kadını suçlayanlar bu sözü duyunca en yaşlılardan başlayarak teker teker sessiz sedasız orayı terk etti. Yavaş yavaş İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın da orta yerde kala kaldı. İsa tekrar ayağa kalktı. Kadına, "Hani seni suçlayanlar, bir teki bile mahkum etmedi mi seni?" diye sordu. "Hayır efendim," dedi kadın. Bunun üzerine İsa, "Ben de etmiyorum. Gidebilirsin. Fakat bundan böyle sakın günah işleme," dedi. Evet, ve buna göre bir uzun hava yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Yakaladılar suçüstü, beni edecekler idam. Suçluyum, umutsuz kaldım. Beni edecekler idam, idam, idam. Yaka paça götürdüler, ha beni sürüklediler. Hocayı götürdüler, bas bas bağırdılar, idam, 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 idam. Bas bas bağırdılar, idam, 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 idam. Hükmünü istediler, fetvasını hissettim nefretlerini. Kesin edecekler idam, idam, idam. Oy, hoca celileli idi, gözleri merhametliydi. Kalabalık öfkeliydi, yine edecekler idam, 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 idam. Oy,
yine edecek veri damidamidamidamidamoy. Kim idam etsin, günahsız olan başlatsın, ona ilk taşı atsın. Madem edilecek idam, 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 idam oy. Hoca tek bir soru sordu, hatalarını gösterdi. Oy. Halk kendi suçunu gördü. Ben niye demedim idam, 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 idam oy. Ben niye demedim idam, 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 idam. Yaşlılardan başladılar, evlerine dağıldılar. Yalnız kaldım, ayrıldılar. Benim için yoktu idam, idam oy. Oh, mahkum edebilirdi, etmedi, beni kurtardı. Çarmıha gerildi, yerime edildi idam, 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 idam oy. Yerime edildi idam, 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 idam oy. Evet, aslında hepimizin yerimize edildi idam. Çarmıha gerildi, dara çekildi ve bizim cezamızı bizim yerimize çekti. O mahkum edebilirdi ama yok, bizi kurtardı. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.